Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için iyi ki de öğrenmişim diyebileceğiniz muhteşem bir hamur işi tarifi paylaştım. Üstelik oklava ve merdane olmadan sadece 1 dakikanın içerisinde açacaksınız. Ve gerçekten de 10 numara bir tarifiniz olacak. Yani herkes bayılacak. İddia ediyorum. Bir kere denedikten sonra yıldız tarifiniz olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 1 paket kuru maya kullandım. Kuru maya ile yapmanızı tavsiye ediyorum. 1 paketin içerisinde biliyorsunuz ki 10 gram kuru maya var. 10 gram kuru maya yeterli olacaktır. Hemen kaseyi aldıktan sonra üzerine 1 su bardağı ılık su ilavesi yaptım. 2. bardakta görmüş olduğunuz gibi 1 parmak eksik, yani 2 bardaktan 1 parmak eksik ılık su kullandım. Maya ve ılık suyu güzelce karıştırdıktan sonra şimdi hemen üzerine 2,5 yemek kaşığı toz şeker ilavesi yaptım. Toplamda 4 yemek kaşığı dolusu ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Üç çay kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım ve güzelce karıştırdım. Ve toplamda da 5 bardak un ilavesi yaptım. Unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Diğer taraftan da karıştırıyorum. Un ilave ettikten sonra yaklaşık olarak 8-9 dakika boyunca bu hamuru yoğuracağım. En önemli püf noktalarından bir tanesi mutlaka hamurun çok güzel bir şekilde yoğrulmasıdır. Çok lezzetli bir tarif. 10 numara bir tarif diyebilirim. Bu yöntemi ilk defa burada göreceksiniz. O yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tekniğime ve lezzetine çok güveniyorum. Evet, artık hamuru yoğurmaya başladım. Yaklaşık olarak 8 veya 9 dakika boyunca güzelce yoğuracağım ta ki sakız kıvamına gelene dek. Bu arada hemen şunu da belirtmek isterim ki biliyorsunuz ki hamurun içerisinde bir miktar sıvı yağ kullandık. Bu nedenle yoğurma esnasında birazcık elinize yapışabilir. Elinize yapışacağında elinizi hafif bir şekilde yanıma görmüş olduğunuz gibi ayçiçek yağı koydum. Ayçiçek yağıyla hafifçe ıslatıp yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Daha rahat yoğurabilmek için hemen hamuru tezgahın üzerine aldım. Eğer yapışırsa dediğim gibi ara ara ayçiçek yağıyla ellerimi ıslatacağım. Hamuru yaklaşık olarak 8 veya 10 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Sakız kıvamına kadar geldi. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel, pürüzsüz bir hamur oldu. Hemen şimdi ellerimi birazcık ayçiçek yağıyla ıslatıp böyle büyükçe bir beze haline getirdim ve bir kaseye aldım. Ellerimi güzelce yağlayıp düzgünlüğünü sağlıyorum. Şimdi hemen üzerini bir streçle kapatıp veya bir poşette geçebilirsiniz. Üzerine kalın örtü ile örtüp yaklaşık olarak 40 dakika boyunca dinlendireceğim. En fazla 50 dakika olabilir ama daha fazla olmasın lütfen. Bu süreç yeterli olacaktır. Hamur mayalanırken ben de şimdi hemen haşhaşlı harcını hazırlamaya başlıyorum. Burada 1 su bardağı dolusu ayçiçek yağı vardı. Ayçiçek yağını birazcık daha azaltabilirsiniz. Bir parmak daha eksiltebilirsiniz. Ve şimdi burada toplamda 1 kilogram sarı haşhaş var. Bu haşhaşı memleketim Tokat'tan gelirken getirmiştim. 1 kilogramın tabii ki de hepsini kullanmayacağım. 250 veya 300 gram yeterli olacaktır. Hemen bir kaseye aldım ve güzelce karıştırdım. Eğer evinizde siyah haşhaş varsa siyah haşhaşla da yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor çünkü defalarca kez siyah haşhaşla da yapmışlığım vardır. Evet, sadece karıştırıyorum. Tamamen pürüzsüz olması gerekiyor.
Ve aradan toplamda 40 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi hazırlamış olduğum haşhaştan tezgaha bir miktar alacağım. Ve hamuru ortadan ikiye bölüyorum. Gazını almanıza gerek yoktur. Aynen bu şekilde ikiye bölmeniz yeterlidir. Eğer alanınız küçükse dörde de bölebilirsiniz. Hemen haşhaşın üzerine aldım ve üzerine bolca yine haşhaş döktüm. Ve ellerimle görmüş olduğunuz gibi sadece 30-40 saniye içerisinde bu boyuta getirdim. O kadar çok keyifli ki bu işlemi yapmak ve o kadar çok kolay ki aynen lütfen bu şekilde yapın. Bu püf noktası hiçbir yerde yok. O yüzden de işinizi çok kolaylaştıracak ve sadece saniyeler içerisinde hamuru bu şekilde büyüteceksiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi hamur oysa ki hamur çok yumuşak bir hamur yormamıza rağmen açtığımız zaman kesinlikle yırtılma olmadı. Ki zaten yırtılmış olsaydı da çok fazla sorunu olmayacaktı. Açabildiğim yere kadar açıyorum ve birazcık daha haşhaş döküyorum. Haşhaşı bitirmeye çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay oluyor. Sadece 40 saniye içerisinde bu hamuru bu kadar büyüttüm. Eğer alanım daha büyük olmuş olsaydı bezeleri ikiye bölmeme gerek kalmayacaktı ama alan küçük olduğu için ikiye böldüm. Hemen sarma işlemi yapıyorum ama bu işlemi yaparken lütfen kesinlikle sıkı sarmayalım. Bu önemlidir. Ve şimdi geldik yine en önemli püf noktasına. 30 santimetre çapındaki bir tepsiyi kullandım. Borcam bir tepsiyi kullandım. Ve hazırlamış olduğum yağ ve haşhaş karışımını güzelce sürdüm. Bu çok önemlidir. Videomun sonunda göreceksiniz. Hazırlamış olduğum şeritleri 4 santimetre uzunluğunda kestim. Hamurları tepsiye diziyorum. Burada en çok yapılan hataları da hemen göstermek istiyorum. Genelde bu tarz hamurları bu şekilde çok birleşik diziyorlar. Ancak kesinlikle bunu önermiyorum. Mutlaka aralık bırakmamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Şimdi hemen tekrardan görmüş olduğunuz gibi olması gerektiği gibi hemen tepsiye diziyorum. Hamuru kaseden narin bir şekilde aldım ve üzerine yine bol haşhaşladım. Parmaklarının uçlarıyla sadece saniyeler içerisinde hamuru bu kadar büyüttüm. Açabildiğiniz yere kadar lütfen açın. Ne kadar çok ince olursa o kadar güzel olacak. Çok sıkı olmayacak şekilde yine sardım. Birazcık da ellerimle büyütmeye çalışıyorum. Hafifçe bası uygulayarak genişletmeye çalıştım. Hiç kendimi yormadan çok kısa bir süre içerisinde hazırladım. Şimdi tepsi mayası için toplamda 25 dakika boyunca dinlendirmem gerekiyor. Bu tepsiyi alıp fırına verebilirsiniz. Fırının lütfen ayarlarını açmayın, kapağını da açmayın. 25 dakika boyunca fırında kalması, tepsi mayası için kalması yeterli olacak.
Ve aradan toplamda 25 dakika geçti. Fırında mayalandı. Fırını hiç açmadım. Kapağını da hiç açmadım. 25 dakika boyunca fırında kaldı. Şimdi geldik yine en önemli püf noktasına. Mayalanma işlemi olduktan sonra ellerimle sadece hafifçe bir basta uygulayarak görmüş olduğunuz gibi tepsiye düzgünlük vermeye çalışıyorum. Lütfen güç uygulamayın. Sadece hafifçe bastırmanız yeterli olacaktır hepsine. Ve artık hamur işi hazır. Şimdi hemen fırına vereceğim. Fırında önden ısıtmıştım. 190 derecelik fırın ayarında toplamda 45, en fazla 50 dakika boyunca kalacak ama lütfen kontrollü olalım. Her fırının performansı farklı. Aradan toplamda 45-50 dakika geçti. 190 derecelik fırın ayarında 50 dakika boyunca kaldı. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Lütfen kontrollü olalım. Böyle aynen nar gibi kızarmış olması gerekiyor. Aradan 15-20 dakika geçti. Zaten daha fazla da borcamda kalmaması gerekiyordu. Hemen ters çevirdim. Görüntü zaten her şeyi ifade ediyor. 10 numara oldu. Yumuşacık, muhteşem bir tadı var. Gerçekten de hayran olacaksınız ve her zaman yapacağınız bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tekniğime ve ölçülerime çok güveniyorum. Ve hemen şöyle içini detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi içi kat kat, asla hamurlaşma yok. Dışında da gevreklik var. Gerçekten de çok lezzetli bir tarif. Gönül rahatlığıyla lütfen deneyin. Eğer malzemeniz varsa hemen yapın. Tadına baktığınız zaman ne demek istediğimizi zaten anlayacaksınız. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.